Senin hocanın ne düşündüğünü biliyorum ben. Annem, dayım, siz. Hepiniz aynı şeyi düşünüyorsunuz. Ben artık bu grupta yokum. Nur topu gibi bir sorunumuz var. Siz sadece beni destekleyin, tamam mı? Ne zaman? Şimdi. Tolga! Hiç ısrar etme. Gruba asla dönmeyeceğim. Tamam, anlaştık. Gidiyorum o zaman. Gruptan çıkmak istiyorsun. Tamam, kabul ediyoruz. Ama kurallarımız var. Ancak puanın sıfırlanırsa gruptan çıkabilirsin. Evet. Sonuçta kabul ettin. Tongi. Bence de haklılar. Böyle kafana göre çıkamazsın. Grup kurallarına uymak için söz verdin. Uyman gerek. Ayarlar, parlaklık. En üstte al ya, herkes parlak parlak çıksın. Evet. Hüseyin, bir baksana. Oo, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Hoş geldiniz hanım nineciğim. Ay bırak zevzekliği de, bana fotoğraf lazım. Tam yerine geldiniz desem şaşırır mısınız? Yo, niye şaşırayım ki? Sen fotoğraf stüdyosu açtın diye buraya geldim zaten. Nasıl ya, haberi yayılmaya başladı mı? Ama neyse, ben işimle gündeme gelmek isterim. Sizin kafanızda nasıl bir şey var? Doğal mı, enerjik mi, yoksa beni böyle doğal çek gibi mi? Yani size kaç like lazım? Ay Hüseyin, alt tarafı bankaya fotoğraflı evrak götüreceğim evladım. İşimi görsün yeter. Benim bankadakilerin like'ına falan ihtiyacım yok ki. Olmadı, olmadı. Ben sadece selfie çekiyorum ya. Ben prensipli bir fotoğraf sanatçısı olduğum için başka bir şey çekemem. Ben bu alanda uzmanlaşacağım ya. Aa, anladım. Bu neye benziyor biliyor musun Hüseyin? Neye hanım dileciğim? Senin bütün iflaslardan önce söylediğin sözlere. Geçmiş olsun. Hadi iyi günler. Yani iflas falan. Ayfa, çocuklara eleme yarışı öncesi bir yarış düzenlemek istiyorum. Anlaşıldı. Daha önce yarışmaya katılmış bir isim lazım. Ne? Zorla mı getirecek çocuğu? Zorla getirmem isteniyorsa bunun için yöntemler sunabilirim. Hayır. Zorla getirmeyeceğiz tabii. Belki bir deneme yarışı ilanı verebiliriz. Yarışmaya katılmış bütün isimlere bir baksana. Aman ha. Şirketin sponsor olduklarından biri olmasın. Başka biri lazım. İstek anlaşıldı. Kırlangıçlar, yedim sizi. Kuzen, şurada yazana baksana. Öz çekim merkezi mi? O ne? Çok merak ettim. Bakalım mı? Ya burada sürekli iş batıran adam oluyor ya. Ama fotoğraf aletleri var. Bilirsin ki Serpi benim alanım. Ne yapıyormuş merak ettim. İyi madem. Oo, genç hedef kitle gelmiş. Buyurun. Burası tam olarak ne dükkanı? Sizi gidin meraklı Z kuşağı. Gençler. Burası öz çekim üzerine kurulmuş bir yer. Henüz butik bir işletmeyiz. Ama imzası olan bir fotoğraf sanat merkezi. Yani? Yani siz gençler en çok neyi istiyorsunuz? Güzel giyinmek. Değil. Yeni bir ceket. Değil. Ha, şey mi? Durun, bizim Tongullaydaylar bayılıyor buna. Değil, değil oğlum, bu da değil. Dün akşam simülasyonda biraz çalıştım ama... İlk skora geçemedim henüz. Ben sadece yazılım üzerine çalıştım. Kalkışla alakalı sorunu hallettim. Bilge de birkaç makale okudu. Çok yardım oldu. Tonguç, sen bir şey yaptın mı? Yapmadım bir şey. Akşam kıymalı börek bile yemedim. İstersen sana okuduğum makaleden bir şeyler anlatabilirim.
Türkiye'de ilk insansız hava aracı 1990'da üretilmiş. Hem de iki tane. Ama üretimine devam edilmemiş. Biliyor muydun? Ben de üretime devam etmiyorum. Yapmıyorum artık Dromron ya. İyi bir kolye. Kolye severim. Değil Şahin, değil. Pizza. Gençlik, selfie çekmek deyince artık mahallece kurtularım şu muhabbetten. Selfie çekmek mi? Bravo, doğru cevap. Selfie çekinmek. Gençlerin hepsi selfie çekinmek ve bolca like almak istemiyor mu? Evet, istiyoruz. Ben istemiyorum. Olsun, olsun. Fena bir yüzde değil. Gençlerin hala yarısı abi fotoğraf çekinmek istiyor. İşte ben de öz çekim yapıyorum. Sadece bu kadar mı? Normal fotoğraf yok mu? Yok. Çünkü ben prensipleri olan bir iş adamım. Ay bu EFSO. Hemen çekip haberi yaymam gerek. Yay, yay kızım. Çek sarı kız. Buraların hepsini çek. Cihazları da çek. Çek güzelce. Çek. Onu da çek. Beni çektin de. Bir de beni. Evet. Şirket abi çocukları gördüm. Nasıl heyecanlı var ya. Ben dükkana geçiyorum. Tamam sen geç abi. Gençler bunların hepsini etrafımıza yayıyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Herkes duyacak. Hadi. Hadi yayalım ya bu haberi. Tüm arkadaşlarınıza. Duydunuz mu? Günaydın Zeynep. Manav. Bir maydanoz ver bana. Ya işte böyle dayanırsın kapıma. Meyve sebze olmadan sırf etli olmuyormuş değil mi kasap? Çok konuşma da haline bak, grip oluyorsun sen. Yo, hasta olmam ben. Düzenli sağlıklı besleniyorum ben. Ya Şevket ilaç filan al. Bak senin gripin kötü geçiyor. Küçükken de böyleydi. Grip mirip değilim ben. Asla da olmam. Günlük taze sebze meyve giriyor benim vücuduma. Bana ne olur? İşte diyorum küçükken de aynı böyleydin. Hem inat hem bonfile düşmanı. Yaz hesaba. Geçmiş olsun Şevket. Alerjik bir durum olabilir ya. Alerjik bir durum. Hasta falan da değilim ben. Hasta mıyım acaba? Etlerim de çekiliyor. Bir mandalina yiyeyim. Nasılsınız bakalım çocuklar? Okul nasıl geçti? Çok iyi gençlerim hocam. Güzel. Yarışma için çok heyecanlıyız. Artık simülasyondan çalışacağız değil mi? Ben de sizinle tam bu konuyu konuşacaktım. Kendi aranızda yarışırsınız ama grup dışından birisiyle yarışsanız motivasyon açısından çok iyi olur. Tamam da kiminle yarışacağız ki? Benle yarışsınlar. Ama sen hala gruptasın Tonguç. Selim Hoca grupta olmayanlar için dedi bunu. Ama zaten çıkacağım gruptan. Ya hocam bu kırgın kalp şimdi böyle konuştu ya, puanı kırılacak mı bunun? Hayır, kırılmayacak. Tonguç... Maalesef seninle yarışamazlar. Ne de olsa yenerler çünkü değil mi? Hem Tonguç kim ki? Rakip bile olamaz. Hayır, bunu demek istemedim Tonguç. Kırlangıç grubu dışından biriyle yarışırsanız sizin için daha iyi olur. Bunu demek istedim. Kiminle? Benimle. Benimle yarışır mısınız kırlangıçlar? Yani bu romantik teklife kim hayır diyebilir ki? Aspar. Bey. Aspar Bey. Onlarla yarışmamı mı isteyeceğim yani? Evet. Peki istemezlerse? İsteyecekler. Yarışınca ne olacak? Ne olacak ya? İyilik güzellik işte ne olur. Kaç kere söyledim sana Sercan insanı. Sen onlarla yarışacaksın, morallerini bozacaksın. Büyük yarışa o halde girecekler, tamam? Peki Aspar Bey, onları yenersem sizden bir şey isteyebilir miyim? Neymiş? Size sarılabilir miyim? O ne saçma bir istek ya? Ben seni sevmiyorum ki. Yani ben genel olarak çocukları sevmiyorum. Niye sarılacakmışım sana? Yapma. Hayır şu bakışı yapma ya. Tamam. Ya ne anlıyorsanız Allah aşkına güzel bir şey olduğunda böyle sarılıp öpmekten vıcık vıcık. İyi tamam kabul. Kabul. Ya hadi git. Yürü git. Hadi git. Aslında gayet anlaşılabilir bir istek. Yani ben de kendimle tanışsam... Ben de kendime sarılmayı isterim. İnsan kendine sarılıp yanaklarını öpememesi ne kötü bir şey ya. Duy canım kendim. Yok öpemiyorum. Sen Sercan'sın.
Yarışmada birinci olan çocuk. Oo, kimler gelmiş, kimler? Grubumuza hep ikinciler, üçüncüler doluşmuştu. Ne yiğittin Sercan kardeş. Sana şimdiden kanım ısındı. Ben Şahin. Memnun oldum. Ne güzel de memnun oluyor ya. Abartmasan mı? Normal memnun oldum dedi işte. Tabii siz birincilerle sürekli muhatap olamadığınız için size bu ince ayrıntıyı anlamamanız normal. Sercan. Aspar Bey. Hoş geldiniz. Biz de tam çocuklarla bir çalışma yapıyorduk. İzninizle size. Aman efendim, hoş bulduk. Ne demek, ne demek hoş bulduk. Demek minikler bunlar ha. Ne kadar güzel mekan yapmışsınız ya. Vallahi böyle ışıl ışıl, şıkır şıkır. Güzel. Biz de Selim Bey'le tanıştığımızda konuşmuştuk sizin hakkınızda. Benden duymuş olmayın, arkanızdan atıp tutuyor. Ne? Ya. Sizden duyduk ama. Yarışmadan sonra hatırlat, sana bir atasözleri ve deyimler kitabı alayım. Saf çocuk. Hangi yarışmadan sonra? Şey bu, biz tam kapıdan girerken hani tesadüf o ya. Selim hocanız bahsediyordu. Ekip dışından birileriyle yarışırsanız çok daha iyi olur falan filan diyordu ya. İşte onları duyduk, tesadüf ama. Yani yoksa kapının dışından sizi dinleyecek değildik herhalde. Şimdi benimle de, benimle. Sevgi. Sevgi. Ay bir fotoğraf çektireyim diye çıktım. Bir türlü işim bitmedi. Hüseyin'e gittim ya. Dükkan açmış ya. Siftah yapsın diye. Ay o da çekemiyorum demez mi? Oo kime söylüyorum ki ben? Alo. Ha efendim anne. Tamam mı diyorum? Tamam anne olur. İyi. Hadi kalk o zaman. Ay anne çok özür dilerim ya. Ben seni tam duyamadım. Ben biraz önce neye tamam dedim? Bu hafta yemekleri sen yap dedim. Tamam olur diye kabul ettin sen de. Hadi ya öyle mi dedim? Artık yapacaksın herhalde. Yok yok şaka şaka. Şaka yaptım da sen niye bu kadar dalgınsın kızım anlat bakayım. Selim Bey'e aklım takıldı. Niye? Ailesi olmadan büyümüş biliyor musun? Ya ben de bunu bilmediğim için pat diye sordum adama. Çok ayıp oldu ya, çok. Öyle olmuş biraz. Tüh. O şimdi yalnızdır diye yemek falan da yapamıyordur zaten. Yani. Ara sen de bir akşam yemeğe gelsin bize. Aa, vallahi çok iyi fikir. Herhalde kızım, benim fikrim çünkü. Ay anne ya. Dur ben sana bir çay koyayım. Sağ ol. Evet çocuklar. Sercan arkadaşınız aranızdan onunla yarışmak isteyen var mı diye soruyor ama gördüğüm kadarıyla kimse yarışmak istemiyor. Ben istemiyorum. Hocam istemeyenlerden de puan kırıyor musunuz? Hayır tabii ki. Aman iyi o zaman ben de söyleyeyim. Vallahi ben de istemiyorum. Yani adam birinci olmuş sonuçta. Boru mu? Sercan kimse seninle yarışmak istemiyor. Aspar Bey. Sizi de şöyle dışarıya doğru alayım. Biz çocuklarla çalışmamıza devam edelim. O zaman biz gidelim. Lütfen. Şey, çıkışta bir selfie çekilebilir miyiz? Birincilerle fotom olsun istiyorum da. Selim Bey izin verirse neden olmasın? Evet, o zaman tamam. Çocuklar, yani Selim hocanız da tam grup dışından birileriyle yarışırsanız çok iyi antrenman olur diyordu ama neyse yapacak bir şey yok. Kazanamayacağınızı düşündü herhalde. Tamam, tamam. Evet hadi gidelim. Hayır öyle bir şey düşünmedim çocuklar. Tamam hayır. Çocuklar hocanızı artık zorlamayın. Tamam zorlamayın ya. Belli ki kazanabileceğinizden hiç umutlu değil. Zerre kadar güvenmiyor size. Evet hadi gidelim Sercan. Sercan. Hayır üzülme Sercan. Üzülme. Elbet seninle yarışmaya cesaret gösterecek bir baba yiğit buluruz. Ne yapalım? Hadi. Zor ama olsun. Buluruz. Biz seninle yarışabiliriz.
Kim konuştu ya? Ha, Kıvırcık. Tutmayın küçük enişteyi. Bence de yarışabiliriz. Arkadaşları zorlamak istememiştim. Yoksa zevkle yarışırım. Kabul. Biz de varız. Ama sadece puanımız kırılmasın diye. Buldum bahaneyi seveyim senin. Vallahi hiç bana bakmayın. Hem ben bu işlerden anlamıyorum ya. Size de engel olmayayım. Böyle dalgalı çok güzel olacak. Selam, kolay gelsin. Ay kimler gelmiş kankim gelmiş. Ne haber? İyi işte ne olsun. Ofise gidecektim de sana da uğrayayım dedim. Hayırdır? Yiğit Efe'yi mi özledin? Hı? Selim Bey kimsesizmiş biliyor musun Letafet? Annem de akşam yemeğine davet et dedi. Hı. Yani telefon denen bir icat da var aslında. Arayabilirdin. Yani tabii öyle de şey oluyor. Şunu şimdi bakınca... Sevgi. Bak zaten yıllardır annen ve yeğenin için yaşıyorsun hayatım. Yani arada böyle kendini düşünmen kötü bir şey değil ki. Canın istiyorsa git tabii ki. Ben öyle komiklik olsun diye takıldım sana. Letafet, benim nişana yetişmem lazım ama. Ay tamam kız. Burada da hayırlı işler olsun diye uğraşıyoruz zaten. Ver şunu ver. Becerememişsin de zaten. Tamam. O zaman hemen yapalım yarın yarışmanızı. Madem korkmuyorsunuz. Korkmuyoruz tabii. Hı, tamam. Yarın saat 2'de yapıyoruz yarışmayı. Kazanan diğer yarışmaya da o moralle gider. Çok güzel olurdu. Ama yarın hava oldukça rüzgarlı. Yani uçuş tehlikeli olabilir. Güvenli değil. Evet, hava rüzgarlı görünüyor. Birileri korktu galiba. Ne yapalım? Hadi biz gidelim. O zaman simülasyondan yaparız yarışmayı. Bana uyar. Simülasyon ne ya? Bilgisayar üzerinden yapacağız. Selim Hoca bizim için bir simülasyon programı hazırlamıştı da. Sen biliyor musun simülasyonu şimdi? Biliyorsun. Tamam, yaparız. O zaman ondan yaparız yarışı. Çocuklar, çocuklar ama gitmeden mahalleye taşınan başka bir abiniz olarak size bir şey söylemek istiyorum. Sizi çok sevirdim. Niye öyle oldu ya? Sizi çok sevirdim. Hay Allah niye söyleyemedim? Sizi çok sevirdim. Tamam, evet. Demek ki içimden gelmiyorsa benim ağzıma oturmuyor. Hadi gidelim Sercan, hadi. Görüşürüz kırlangıçlar. Umarım uçarsınız. Nükteyi anlamışsınızdır umarım. Çocuklar, bu yarışma kararı için biraz acelci mi davrandınız? Niye acelci olsun ki? Sonuçta kendimize güveniyoruz. Evet, simülasyonda bir sorun da yok. Tamam o zaman. Yarın görüşürüz. Ben gelmiyorum. Ya ama hocam, bu Tongul Laylay çok kaşındı. Yani bir puanı kırarsınız artık değil mi? Tonguç, maalesef puanını kırmak zorundayım. Şahin haklı. Asper Bey, aferin mi bana? Sen hala benim yanımda mısın ya? Kaybol! Kaybol yarına kadar gözüm görmesin seni. Yürü! Hadi abla sözü dinlemiyorsun. Bari bakkal sözü dinle. Doktora git Şevket. Hiç gerek yok abim ya. Bak mis gibi C vitaminlerimi almışım. Andız pekmezimi içmişim. Hasta olmam imkansız. Niye gurur yapıyorsun? Manavlar da hasta olur be oğlum. Olmaz. Olamaz. Ya hadi sen neyse. Ben niye hasta olayım ya? Bir bakkal kolay mı yetişiyor Şevket? Belki bir alerjik durumdur Kamil abi. Sen de hemen kendini salmaya başlıyorsun ha. Al buradan bol bol C vitamini.
Ya şu inadın yüzünden bütün mahalle telef olacak da şu sesin değeri milyon dolar, milyon dolar. Yani tellerin, tek telin değeri. Düşün. Ya abi o zaman ben seni fazla masrafa sokmayayım. Hadi eyvallah. Essex. Aman Alfa. Alfa'nın adı sıklıkla karıştırılıyor. Asper'in, yani eski yöneticinin burada olup bitenden nasıl haberi var? Bir yarış düzenleyeceğimi nasıl öğrendi? Selim Bey. Sevgi Hanım, buyurun. Müsait miydiniz? Müsaitim tabii, her zaman. Fazla vaktinizi almayacağım. Akşam sizi yemeğe davet edecektim. Yemek mi? Evet, annem çağırdı. Hem şimdi sizin tek başınıza yemek hazırlamanız zor oluyordur. Niye zor olsun ya? Şimdi hemen sevinir bu sinir Selim. Vallahi çok güzel olur ama size zahmet vermeseydim. Yok canım, olur mu öyle şey? O zaman akşam bekliyoruz. Tamam, olur. Tamam, ben gideyim o zaman. Peki, iyi günler. Kolay gelsin. Demek bekliyorsunuz ha? Daha çok beklersiniz Sevgi Hanım. Pekala. O neydi kız? O ne biçim hapşırma be? Efendim, çok geçmiş olsun. Çok hastasınız galiba. Yo, nereden çıkardın? Hapş! Evet, hiç hasta değilsiniz ya maşallah. Bırak yalakalığı. Şevket'ten bulaştı. Hastayım, tamam, ne var? Öyle mi? Çok geçmiş olsun efendim. Ben de sizden bir iyilik isteyecektim ama... Bizim bu Selim var biliyorsunuz, hava civa mühendisi. Evet. Malum işsiz. Evinde şeker bitmiş. Sizden şeker alsam, rica etsem ona götürür müsünüz acaba? Sen niye götürmüyorsun? Biz yaşıtız ya, gurur yapar almaz. Bu iyilerde böyle manasız bir gurur oluyor efendim, bilmiyorum. İyi düşünmüş. Dur dükkanı kapatıp geleyim, şekeri de alayım ben. Harika, çok sağ olun. 20 saniyede bir hapşırıyor, güzel. Benim işimi görür. Bana mı şşt? Evet sen. Selim'in evinde şeker var ki, niye yok dedin? Allah Allah. Siz kimin evinde hangi ürün ne kadar yok, nereden biliyorsunuz? Ben bilirim. Şimdi herkes huylandıracak. Teyzem, sen yanlış biliyorsun, yanlış. Onun evinde şeker meker yok. Söz! Ben bunca yılın balkoncu Asuman'ıyım. Ben var diyorsam vardır. Allah'ım yarabbim, deli mi ne? Evet, alayım da. Hadi, hemen gidelim buradan. Hadi. Evet. Buyurun, şöyle siz vereceksiniz ya efendim. Hadi. Çok mu parasız çocuk ya? Tonguç, çocuğum sen bu gruba girmek için günlerce uğraşmadın mı? Evet. Gruba girdiğin zaman sevinçten havaları uçmadın mı? Evet. Ama şimdi gruptan çıkmak istiyorsun, öyle mi? Evet. Ciğer tava yapayım mı, yer misin? Hayır anne, ne alaka? Aman her şeyi evet deyince o da arada kaynar dedim. Sen niye çıkmak istiyorsun gruptan Tonguç? Ya ben her şeyi duydum. Selim Hoca benim işe yaramaz olduğumu düşünüyor. Ha. O ne demek öyle ya? O çok arkadaş canlısıdır. Acaba diyorum hocam, arkadaşları ısrar etti diye mi aldınız gruba siz? Evet, arkadaşların hepsi onun grupta olmasını çok istiyorlar. Ama onlar da Tonguç'un teknolojiyle pek alakası olmadığının farkında olmalı. Ya biliyorum işte. Allah Allah. Niye böyle oldu bu çocuk ya? Proteini mi az geldi acaba? Yok yok, bunu giyeyim. Bir de çiçek mi alsam ben? Çiçek de çok abartı olur. Yok, çiçek almayayım ben.
6, 5, 4, 3, 2, 1, ateş! Ateş! Çok yaşayın. Evet evet çok yaşayayım ben. Al şeker getirdim sana. Neden? Bayramda kapıya gelen çocuklara verirsin. Allah Allah yani bir toz şeker ne için kullanırsa onun için kullan. Hayır nereden çıktı şimdi bu? Benim bakkaldan. Başka nereden olacak? Hayatında bir süpermarket mi var yoksa? Yok ben o anlamda söylemedim. Al! Kamil Bey, acaba bir doktora mı gözükseniz ya? Ben de öyle düşünüyorum, evet. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tabii artık öyle bir şey mümkünse. Karşım, yanlış anlama da bu Sercan'la yarışmak seni korkutuyor mu? Yo, yarışa yarışa kendimizi geliştireceğiz sonuçta. O doğru. Ama ya yenilirsek? Eksiklerimizi tespit ederiz, o da güzel. Tonguç gelmeyecekmiş ama. Ona üzüldüm. Benim bildiğim Tonguç dayanamaz gelir. Gelir inşallah. Amin. Teyzemler yemek hazırlıyorlardı. Ben onlara yardım edeyim. Tamam. Biz de yemek yeriz. Bay bay. Çok geç mi geleceklerdi? Annemim de babamın da toplantıları var biliyorsun. Ama eğer istersen sana çok özel bir yemek yapabilirim. Makarna? Tek bildiğim yemek o zaten. Olacak. Alo. Sevgi Hanım. Evet evet hazırlanmıştım. Ama ben çok hasta hissediyorum Sevgi Hanım. Bayağı halsizim. Kamil Bey'le konuşmuştum. O da çok hastaydı sanırım ondan bulaştı. Yani kusura bakmayın ben akşam yemeğe gelemeyeceğim. Aa çok geçmiş olsun. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok 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 vallahi çok sağ olun. Birazcık ısınayım sıcak bir şeyler içeyim. Sabah bir şeyim kalmaz herhalde. Tekrardan çok geçmiş olsun. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Alfa, bana bir çorba tarifi bul. Ulaşabildiğim çorba tarifleri 2 milyonun üzerinde. Tamam neyse ya. Uğraşamayacağım şimdi. Sen bana yakınlardaki restoranları listele. Bir sipariş veririm. Aa, Selin Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba Selin Bey. Size çorba yaptım. Ya ne zahmet ettiniz. Çok da iyi yapmışsınız vallahi. Ben de tam çorba sipariş edecektim. Tavuk suyuna çorba. Soğutmadan içer dinlenirseniz sabaha iyileşirsiniz. Vallahi şimdiden iyi geldi. Nasıl? Yani kokusu diyorum çok iyi geldi. Afiyet olsun. İyi geceler o zaman. İyi geceler. İki, bir, ateş! Ay! Tabii ya. Senin dışında başka kimin başının altından çıkabilirdi ki bu? Ah!
Teşekkür ederim eski dostum Aspar. Gayet iyiyim. Sevgi Hanım beni düşünmüş ve çorba getirmiş bana. Sıcak sıcak içiyorum şimdi. Hiçbir şeyim kalmayacak. Ben yendim. Çünkü Aspar'ın günün sonunda galip olması gerek. İşte şurası. Yani başka şey yapmıyor mu? Sadece selfie mi çekiyor? Evet. Ama içeri girince çok gülmeyin. Anlamasın. Bol bol fotoğraf çekelim. Herkes bunu konuşacak. Göreceksiniz. Beğenecek gönderilerin kokusunu alırım ben. Oo, genç kitle müessesemize hoş geldiniz. Arkadaşlarıma da bahsettim dükkanınızda. Gelip görmek istediler. Aferin sana sarı kız. İlk önce kim çekinmek istiyor? Kimden başlayalım? Yok, biz fotoğraf çekinmeyeceğiz. Çekeceğiz. Nasıl ya? Tongi! Yine yalnız takılıyorsun kardeşim. Öyle. Artık buna alışmam gerek. Tongi yapma ya. Bugünkü yarışma sırasında bari üzgün durma. Moralimiz bozulmasın. Ama ben zaten gelmeyeceğim ki. Ya olur mu öyle şey? Sensiz Yiğit Efe'nin morali bozulur. Öyle mi diyorsun? Elbette. Büyük yarış öncesi moral yarışı bu. Bizi yalnız bırakamazsın. Yalnız bunu saymıyorum kızlar, yine beklerim. Fotoğrafçıya geldiniz, kendiniz çektiniz, gidiyorsunuz ya. Neyse tamam, hadi bu seferlik böyle olsun. Şevket abi. Hayırdır abi, ilaç falan? Şişt, sus. Bak bu konu aramızda kalsın ha. Ne oldu ya? Hüseyin, hayırdır senin dükkandan müşteri çıktı? 4 senedir müşteri girmiyordu bu dükkana. Bu sefer oldu galiba abi. İşler inanılmaz açıldı. Sosyal medyada patlayacağız abi. Ha. Hatta abi sana şu kadar söyleyeyim. Babam gözyaşları içinde buraya gelip... Aferin Hüseyin, seninle gurur duyuyorum. Bu sefer başardın diyecek. Biz bir şey biliyoruz da söylüyoruz Hüseyin. Bana bak, aramızda kalsın ha bu ilaç mevzusu. Ay, sakin. Anne, baba. Ya biz bugün Sercan'la bir moral yarışı yapacağız da. Benim çıkmam gerek. Git yavrum, git. Elbette, elbette gidebilirsin. Git. Evet. Nasıl yani? Ben gidiyorum diye üzülmeyecek misiniz? Ay yok. Ne alakası var kızım? Sonuçta sen özgür bir bireysin. Takip programı da sildiniz. Hı hı. Sildim. Yani ofiste olacak yarışma. Bilginiz olsun. Tamam kızım, ofiste tamam. İyi o zaman, ben çıkıyorum. Birkaç saate dönerim. Birkaç saat tamam olur. Ahmet Mithat, hadi ben gaza geldim. Sen niye takip programını siliyorsun? Ya ne bileyim Arzu, ne bileyim ya. Öyle bir coşkuya geldim, sildim işte ya. Ne bileyim ben. Ay hiç içim rahat değil şu an. Bana bak, simülasyondan falan anlamıyorsan söyle, şirketten yardım alalım he. Yok Asper Bey, normal yarışmaktan çok da bir farkı yok. Allah Allah, havalara bak. Sanki bana Michael Schumacher. Yalnız o yarış pilotu. Sen de bir yarışın pilotusun. Örneklere takılma. Grubun moralini bozacaksın ve onlar da yarışa o moralsizlikle girecek, anladın mı? Tamam, hadi yürü. Şimdi... biz tam başka biriyle konuşmaktan bahsederken... içeri Sercan girdi.
Kırlangıç grubu dışından biriyle yarışırsanız sizin için daha iyi olur. Bunu demek istedim. Peki kiminle? Benimle. Benimle yarışır mısınız kırlangıçlar? Dün beni hasta etmek için uğraşması. Akşam sizi yemeğe davet edecektim. Yemek mi? Evet, annem çağırdı. Hem şimdi sizin tek başınıza yemek hazırlamanız zor oluyordur. Aslar Bey, onları yenersem size sarılabilir miyim? Öf, ben bu normal insanları gerçekten anlamıyorum. Yani anlamak da istemiyorum, iyi ki asparım. Tutturmuşsunuz bir sarılmak, bu nedir ya? Bana bak Hınzır, tamam bir kere kırlangıçları yenmiş olabilirsin ama bu her zaman yeneceğin anlamına gelmiyor. İyi olan şey etsin, kazansın. Ah çocuklar, çocuklar, geleceğin mimarları, nasılsınız? Teşekkür ederiz Aspar Bey, iyiyiz. Siz nasılsınız? Sormanıza bile gerek yok. Ben her zaman çok iyiyim. Hadi bakalım geçelim de Sercan size gününüzü göstersin. Şey yani siz Sercan'a simülasyonu bir gösterin bakalım. Tamam? Hadi buyurun. Merhaba Sercan. Hop, hop. Temas yok. Temas yok. Neden? Sercan biraz kıskançtır da. Olumsuz elektriği sana geçmesin Yiğit Efe'cim. Tamam? Çünkü ben sizi tutuyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Ben hep böyle sevimliyimdir biliyor musunuz? Bunu özellikle teyzene de bahsedersen. Evet, hadi buyurun geçelim hemen başlayalım. Merhaba hocam. Oo çocuklar, hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Gayet iyiyim. Dün biraz halsizdim ama sıcak bir çorba içtim, iyi geldi. Boğazınızdan geçmesine sevindim Selim Bey. Sağ olun Aspar Bey. Gayet geçti boğazımdan. Öyle mi? Yaşıyor olmanız ne güzel Selim Bey. Teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Rica ederim. Öyleyimdir. Öylesiniz. Evet çocuklar, siz ısının o zaman. Bilginle Bilge de gelince başlarız, tamam? Tonguç yok mu bu arada? Bilmiyoruz. Okulda da pek konuşmadı zaten. Tamam. Hadi bakalım. Ben de şu bilgisayarı ayarlayayım. Sen hiçbir şeylerle meşgul ol. Tonguç'un böyle şeylere pek ilgisi yoktur. Yani onun kariyer planında kasap olmak var. Yani teknik şeylerle pek alakası yoktur onun. Farkındayım. Siz Tonguç'u fasulyeden mi aldınız gruba? Eğer öyleyse söyleyelim de daha fazla üzülmesin çocuk. Yani nasıl diyeyim? Evet, Tonguç'un teknolojiye pek ilgisi yok. Buyurun, afiyet olsun, iyi günler, bol etli yemekler. Tongi, merhaba Aslet teyze. Hoş geldin yavrum. Ne var? Aa, ne demek ne var canım? Ben seni kibar bir prens gibi yetiştirdim Tonguç. Efendim demek istedi. Hadi ofise gidiyoruz. Gelmiyorum ben. Daha gruptan çıkmadın. Hadi naz yapma gel. Ya beni bir rahat bırakır mısınız ya? Hayda, erken ergenlik depresyonu diye bir şey mi var Tonguç? Ne oluyor sana yavrum böyle? Ha? Sen git. Git kuzum, geri kalma çalışmandan. Tongi, şimdi gidiyorum. Ama unutma. Seni bekliyoruz. Sen benim en yakın... En yakın? Arkadaşlarımdan birisin. Görüşürüz Aslet teyze. Görüşürüz yavrum. Belki buralarda biraz sarıya ihtiyacımız var. Şahane. Ne yapıyorsun? Modelimin önünden çekilir misin kasap? Natürmort çiziyorum. Allah'ım havalara bak, fiyatını yaz gitsin işte. Ben işimi aşkla yapıyorum. Dana doğramaya benzemez bu.
normal zamanda ben sana laf yetiştirirdim de şimdi durum farklı. Ne oldu? Çocuk bulamadın, sebze almaya kendin geldin değil mi? Domates mi lazım, maydanoz mu lazım, biber mi lazım, ne lazım, İsoç canavarı? Tonguç. Ne oldu Tonguç'a? Tonguç mutsuz, Şevket çalışmalara gitmiyor, ne yapsam olmuyor. Ben bir şeyleri beceremiyorum galiba. Tamam sen dur ablam, ben bir konuşurum ya. Şevket. Efendim? Sağ ol. Ne? Sağ ol. Senin çocuğun olduğu kadar yeğenim o benim ablam. Tam bu kişine. Bu gerçek bir yarış değil. Asla büyütme. Kazanmak zorunda değilsin. Bu gerçek bir yarış. Kaybedersen bursu da unut özel okulda. Hazır mısınız? Keşke Tonguç da olsaydı. Keşke. Ama şimdi motive ol. İnsan hayatta bazen kendisini işe yaramaz hisseder. Ama işin aslı öyle değil. Şu hayatta her insanın bir amacı vardır. Benim amacım da teknoloji grubunda olmak değilmiş demek ki. Olabilir. Ama yine de kurallara uymalısın Tonguç efendim. Nasıl? Nasıl? Gruptan ayrılmak mı istiyorsun? Ayrılabilirsin. Ama yine de kurallara uy. Karşıdan karşıya geçerken, alışveriş yaparken, ya biz meyve tartarken bile kurallara uyuyoruz. Gidip puanlarımı sıfırlamam gerek o zaman. Tabii ya. Şimdi git ve onlara puanlarını nasıl sıfırlıyormuşsun göster bakalım. Ama bunu bile keyifle yap. Hayatın her anını mutlulukla yaşa. Tamam dayı. Canım benim. Heh, unutma. Şu hayatta her şeyi konuşarak çözebilirsin Tonguç Efendi. Ama siz de annemle pek konuşmuyorsunuz. He. Sen bize ne bakıyorsun? Ben onun ablasıyım. Kızarım da, severim de. O zaman ben gideyim. Eksiltmem gereken puanlarım var. Aslan parçası. Hadi görüşürüz. Tonguç'a kızarım da severim de dedin. Aman lafın gelişiyor. Biliyoruz herhalde. İsoç canavarı. Sensin o. Asıl sensin o. Sinir şey. Ayna. Ayna tuttum. Gıcık. Tuttum aynayı. Ayna. Evet. 3, 2, 1 Başla. Sercan önde başladı. Yiğitepe duymadıysa söyleyin. Biz her zaman öndeyiz. Aspar Bey sussak. Hadi Yiğitepe yaparsın. İnanıyoruz. Hadi hadi. Hadi yaparsın. İnanıyorum. Hani biliyordun simülasyonu ha? Bütün tuşlara bas. Harikasın kanki. Merhaba kırlangıçlar. Aa, Tonguç sana ne olmuş? Ne olmuş? Tonguç bu halin ne? Hop yarış bitti. Sercan kazandı. Ama hile bu. Yiğit Efe niye yarışı bıraktın? Ya ona bir şey oldu zannettim. Ne olmuş bana ya? Bir şey olmadı ki. Gayet dincim. Bu sayılır mı? Yiğit Efe Tonguç'a baktı. Evet o zaman Sercan'a müsaade. Hadi bakalım artık Sercan'cığım. Size de eleme yarışında başarılar. Ha? Sakın Sercan bizi her yarıştığımızda yeniyor. Kesin büyük yarışta da yenecek. Öyle şeyler düşünmeyin. Tamam? Hadi bakalım. Baş baş.
Aspar Bey! Çocuklar, bu yarışmaya bu kadar takılmayın. Bizim öncelikli motivasyonumuz ne? Neden üstün yetenekli bir drone yapmak istiyoruz sizce? En önemli motivasyon toplumdur çocuklar. Yaptığımız her işin, icatlarımızın toplum yararına olması öncelikli hedefimiz olmalı. Allah'ım yarabbim, insanlık diyor, yarar diyor ya. Birlikte yürüyebilmek, birbirimizi dinlemek, farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görebilmek en temel hedefimiz olmalı. Tamam, sadede gel. Sadede gel be adam. Allah aşkına, vallahi içime fenalıklar geldi ha. Bu ne sıkıcı şey ya. Bu projeye de bu gözle bakmanızı istiyorum. Selim abi, saat kaç? Ya, gereksiz soru. Yani hem alakasız hem gereksiz. Sonuçta kendi saati var. Abi dedi bir de, hocam diyorduk. Tonguç, lafımı böldün. Evet, böldüm. Aha! 17 oldu puanı. Mecburen puanını düşürmek zorundayım. Tonguç, böyle yapma. Karışmayın bana. Ne istersem yaparım. Evet çocuklar, ne diyorduk? Yarın deneme yarışı öncesi kırlangıcı son kez deneyeceğiz. Belki bazı ufak değişiklikler yapmamız gerekebilir. Selim abi, bu ne? Bu ne Selim abi? Aha, 16 oldu puanı. Ya düştükçe düşüyor, ne yapıyor bu? Hakikaten ne yapıyor ya bu çocuk? Ama güzel, güzel. Ajanlarımdan daha iyi sabote ediyor dersi. Selim abi, bu ne? Adı ne bunun? Peki bu ne Selim abi, bu ne? Bu ne Selim abi? Peki bu ne Selim abi? Ne bu ya? Selim hocam? Gerçekten bu ne? Bu da abarttı. Vallahi çocuk da abarttı. Bir sus çocuğum ya. Şimdi belki Yiğit Efe bu drone projesinden bahsedecek. Yani ağız tadıyla dinlettirmiyorsun. Şişt. Niye sustu ya bunlar? Ne oldu ya buna? Allah Allah. Niye ses gelmiyor? O neydi ya? Kulağım gibi. Bu bir dinleme cihazı çocuklar. Ne?
Merak etmeyin, önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum. Demek ki birileri bizim burada neler yaptığımızı merak etmiş. Ve Tonguç, bunu senin sayende bulduk. İşte tam olarak bundan bahsediyordum çocuklar. Biz bir ekibiz ve hepimiz bu ekibin bir parçasıyız. Bravo Tonguç. Helal olsun sana karşı. Tebrikler Tonguç. Ben buldum değil mi? Evet, ben buldum. Bana sürpriz oldu aslında. Tonguç, 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 Tonguç. Sen bu grubun en önemli parçasısın Tonguç. Evet öyleyim. Ben süper bir kırlangıçım. Tonguç. 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 Tonguç.